Herkese merhaba. Videomuzun konusu orta seviye İngilizce bir metnin birlikte okunması ve Türkçe'ye çevrilmesi olacak. Analizini de birlikte yapacağız. Çevreye başlamadan önce hemen hatırlatmak istediğim bir husus var. Mobil.ingilizce Instagram sayfası da bana ait bir Instagram sayfası. Ve orada da hiç boş yapmadan 15-20 saniyelik Reels videolarıyla gerçekten İngilizce öğretiyorum. Bu imkanı kaçırmamak adına da mobil.ingilizce Instagram sayfasını mutlaka takibe almanızı tavsiye ediyorum. Metnimizin başlığı şöyle. "Italian government may punish the use of English. İtalya hükümeti may yüzde ihtimal fiilin önüne geldi. May punish cezalandırabilir. Şimdi nesne geliyor. Neyi? The use of English. İngilizcenin kullanımını. Italy's ruling party. Ruling party iktidar partisi demek. İtalya'nın iktidar partisi. Gene M geldi %50 ihtimal. M introduce başlatabilir ya da yürürlüğe koyabilir o anlamda. Introduce'un introduce, introduce bir de tanıştırmak anlamı var. Neyi? A new law. Yeni bir kanun yürürlüğe koyabilir. To stop. To burada için anlamında durdurmak için. E, tabii Tabi arkadan ne geldiği de önemli burada. insanlar geliyormuş. Yani insanları alıkoymak için to stop people. Ne yapmaktan? Using English words in Italian yani İtalyanca'da İngilizce kelimeleri kullanmaktan insanları alıkoymak için ya da men etmek için İtalyan İktidar Partisi yeni bir kanun yürürlüğe koyabilir. People could get fined. Get fined burada edilgen bir anlam doğuruyor. Fine e, para cezası demektir isim olduğunda fiil olduğunda da para cezası ile cezalandırmak. İnsanlar cezalandırılabilir. Yani para cezasına çarptırılabilir for using English, İngilizce kullandıkları için an other non-Italian verse ve diğer İtalyanca olmayan kelimeleri. In official communications, resmi e, communications, iletişim demek. Yani resmi diyalogda, resmi iletişimde İtalyanca olmayan kelimeleri ve İngilizce kullandıkları için. The idea is from government member Fabio Rampelli. Bu fikir from demden kimden? Government member, hükümet üyesi Fabio Rampelli'den. He is worried about, worried about, endişeli olmak demek. O endişeli. The growing number of English words in Italian. Hangi konuda endişeli? İtalyanca'da giderek artan number sayı anlamında burada. Şöyle of the tamamında sondan başa geliyoruz. İtalyanca'da İngilizce kelimelerin giderek artan sayısından endişeli. He called it, o adlandırdı bunu. Anglomania, Anglomania İngiliz hayranlığı anlamında bir kelime. İngiliz hayranlığı olarak adlandırdı. He is unhappy with the word, o aynı zamanda mutsuz kelimeden, with the word o anlamı veriyor. Ne hangi kelimeden? Dispenser kelimesinden. Dispenser, eczacı ya da dağıtıcı anlamında kullanılan kelime. He wrote, o şöyle yazdı. Şimdi onun kendi ifadeleri geldiği için tırnak içerisine geliyor. We continue our battle. Biz sürdürüyoruz mücadelemizi. For için ne için? The use of Italian, İtalyanca'nın kullanımı için verdiğimiz mücadeleyi. Instead of English, instead of yerine demek İngilizce yerine. Yani İngilizce yerine İtalyanca'nın kullanılması için verdiğimiz mücadeleyi devam ettiriyoruz. We can't understand, biz anlayamıyoruz. Şimdi nesne grubu gelecek, Neyi anlayamıyoruz? Why we say dispenser? Neden dispenser dediğimizi anlayamıyoruz diyor. Mr. Rampelli said, by Rampelli söyledi, English is damaging the Italian language. İngilizcenin İtalyan diline zarar verdiğini söyledi. Demiş zarar vermek. He wants people o insanlardan istiyor to get a fine. Şöyle to get a fine yani para cezası ödemelerini. If they use English words, eğer İngilizce kelimeler kullanırlarsa, the fines, para cezaları could be, olabilir, could burada yüzde elli ihtimal anlamında, between 5000 euro euros and a hundred euros. Yani 5000 bin euro ile yüz bin euro arasında olabilir. Bu da işte 5500 ve yüz bin dolara tekabül ediyor, karşılık geliyor. English has been increasing around the world, İngilizce artıyor, yükseliyor around the world, dünya çapında. For over a century, e, tabii burada present perfect continuous tense var. Geçmişte başlayıp hala devam eden bir süreci anlatıyoruz. Bakın o süreçte since ve for ile yapıyoruz çoğunlukla İngilizce'de. For over a century, bir yüzyılı geçik bir süredir. Over, nicelik ifadelerinin önünde geçik anlamını verir. The internet and social media, internet ve sosyal medya have increased, arttırdı its use, onun kullanımını. Most languages now use English verse. Most languages, dillerin çoğu. Now, şimdi İngilizce kullanıyor. İngilizceyi kullanıyor ya da. Many people, birçok insan are concerned, endişeli. That ki. Şimdi neden endişeli? Onu anlatan cümlecek. That ile bağlanıyor. English is harming their native language. İngilizcenin native language ana dil demek. Ana dillerine zarar verdiğinden endişeli. However, ancak şimdi bir tezat düşünce bağlacı. However'ın ardından virgül kullanıyoruz her zaman. Not all Italians agree. Şu not ifadeyi arkadan gelen cümleyi olumsuz yapıyor. Bütün İtalyanlar katılmıyorlar. Agree katılmak fiili de daima videt, edatıyla birlikte kullanılır. Bütün İtalyanlar katılmıyorlar. Having fines uh, for the use of English, yani İngilizce'nin kullanımına ceza yaptırımını na düşüncesine katılmıyorlar. Etap Italian Linguistics Society, tab üst düzey anlamında üst düzey bir İtalyan dil bilim topluluğu, the Accademia della Crusca, bu da adı bu topluluğun. set söyledi. It totally disagree, tamamen katılmadığını söyledi with Mr. Rampelli's idea, Rampelli'nin fikrine. Yani düşünün, bir dil topluluğu, İtalyan dil topluluğu ama mesela para cezası uygulansın istemiyor insanlara İngilizce kullandıkları için. Other people, diğer insanlar support the fines, bu para cezası fikrini, para cezalarını destekliyorlar. They are worried. Onlar endişeli. Worried about da kullandığını söylemiştik bu sıfatın. The growing number of English words in Italian. İtalyanca da İngilizce kelimelerin growing giderek artan demek. E, giderek artan sayısından endişeliler. They say onlar söylüyorlar that ki since the year 2000 2000 yılından beri the number of English words in use e, Kullanımda olan words in use e, bu anlamda in the Italian language İtalyan dilinde kullanımda olan İngilizce e, kelimelerin sayısı 2000 yılından beri has increased arttı by e kadar anlamda yani hangi seviyeye arttı bunu söylüyoruz. An amazing şaşırtıcı bir e, 773% yani şaşırtıcı derecede %100 yüzde demektir. %773 arttı. there are no signs that this will stop. Sign işaret demek ve herhangi bir işaret yok. There are no signs that ki ya ya da şöyle olacağına dair anlamı veriyor. This will stop. Bunun son bulacağına dair herhangi bir işaret yok burada sona eriyor metnimiz. Kanala abone değilseniz hala abone olunuz. videoya yorum yapınız. Beğeniniz. Destek olunuz. Bu kanaldaki bu çalışmaların devamı açısından diyorum. Ve mobil.ingilizce instagram sayfasında takip etme fırsatını bence kaçırmayın. Başka bir videoda görüşmek, görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.